بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي مبارك Sevgili izleyicilerimiz, Kanal 3 ekranları vasıtasıyla her gün marifet yolunda 15 dakika diyerekten yaratıcımızı, yaratılış gayemizi ve bu yaratılışımızın hakikatindeki marifetleri öğrenmek amacıyla Rab'bimizin bize bahşettiği insanlığa öğüt olarak, hidayet kaynağı olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakaraktan, yarattığı kainattaki ayetlerin hakikatlerine bakaraktan ve yarattığı halifetullah makamındaki insandaki ayetlere bakaraktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yolunda hakikatlerin gerçeklerin özünde bir adım atmaya, bu adımlarımızı koşmaya, koşmamızı kavuşmaya, marifet yolunda yaptığımız bu çalışmayı Rabbim indi ilahisinden makbul ve hayırlı eyleyi verir. Bu çalışmayı bizim için çok kolay eyleyi verir ve neticesinde vuslatı erenlerden olmayı nasip eder. Mübarek kardeşlerim, Rabbimizi hakkıyla anlamanın yolundan, yönteminden ve onu bize anlamamız için letafet olan kalbimizden bahsettik. Şimdi de bir duygumuzdan bahsedeceğiz. Allah'ı hakkıyla tanıyabilmenin, onu hakkıyla idrak edebilmenin oluşturduğu duygunun adı haşyet. Allah'ı ve sistemini, onun düzenini tanımakla kişide oluşacak duygunun adı haşyettir. Yani haşyetullah'tır. Allah'ı hakkıyla tanıyabilmenin, insanda oluşturacağı alim kişinin, ilim sahibi kişinin oluşturacağı o duygunun boyutuna ne diyormuşuz? Haşyet, Haşyetullah. Müthiş bir duygu. Bu, bu duygunun bir boyutu korku, bir boyutu da sevgidir. İslamiyet, korku ile sevgiyi beraber hamurlamıştır. Bu çok önemlidir bak. Onun için bunun ismi Haşyetullah'tır. Haşyetullah hem korkuyu hem de sevgiyi içinde barındırır. Yani bu sevginin içerisinde hem korku hem de sevgi vardır. Haşyetteki korku önce şudur. Başımıza gelebilecek olanlarla ilgili Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde de bizi uyardığı gerçeklerden, o din gününden diğer gerçeklerden bir bir korkmaktır. Birisinden değil ama bak bir şahıstan, bir zattan korkar gibi değil. Bir mekanizmadan, bir sistemden, bir düzenden korkar gibi korkmak. Yani Allah'ın sisteminde, düzeninde anlatılanlardan korkmaktır. Yani salat Allah'ın sistemi içerisinde bir temizlenme, kullukta ilerleme, fahşa ve münkerden korunma, ve miraçtır. Salat müminin miracıdır. İnsan salatı kaçırdığında üzülmez mi? Fahşa ve münker'e düşerim diye korkmaz mı? Ama bu korkusu insana ne sağlar? Fayda sağlar değil mi? Fayda, fayda sağlayan bir korku. Koruyan, yücelten bir korkudur. Bütün yaşantısını Allah'ın düzeni içerisinde kurduğuna, onun istediği ve razı olduğu yaşantısını da bu halde tamamlar Allah'tan hakkıyla korkan kişi. Ve Allah ondan o da Allah'tan razı olmuş halde bu vazifesini yaşam boyunu tamamlar. Ve yaratılış gayesine uygun vazifesini tamamlamanın mutluluğu ve hakikatini yaşar. Ve böylece Rabbine kavuşur. Yani bu korku sevdiğine kavuşabilmenin, onun dileğinin sevgisinin korkusudur. Bu haşyettir ve haşyetullah'tır. Haşyetin toprağı, korku, bitkisi ise sevgidir. Haşyette ikisi beraberdir. Sevgi olmadan haşiyet olmaz. Korku olmadan da haşiyet olmaz. Öyle bir korkudur ki korku arttıkça sevgi, sevgi arttıkça da korku artar. Oysa insani korkular öyle midir? Öyle değildir. Onlar sizi korktuğunuz şeyden uzaklaştırır. Bizi sindirir. Ama Allah korkusu yani haşyetullah bizi kendine çeker. O farklı. Bu yüzden Allah korkusunu tanımayanlar korkudan korkarlar. İkisini karıştırıldığı için yani insani korkuyla Allah korkusu karıştırıldığı için diğeri yani haşyetullah hakkıyla bilinmediği için o korku müstakilen yani insani korku müstakilen varım ve muhtarım diyerek tanrılığını ilan edenlerin dünyasına aittir. Onların korkusudur. Ama efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin önerdiği Allah korkusu insana Allahu ekber dedirten korkudur. Ve korkudan korkulan değildir. O öyle bir korku ki seni içine çeker. Öyle bizi cezbeden bir korkudur. Niye? Çünkü hamurunda sevgi var. İşte bu sevgi korkuyu besliyor. Oluşan korku da sevgiyi besliyor. Birbirlerini çoğaltıyorlar. Haşyet, haşyetullah denilen şey budur. Allah'ı sevmektir. Allah'tan hakkıyla korkmaktır. Korkuyla sevginin birbirini büyüttüğü bir haslettir. Bu yüzden ayette diyor ki gerçek haşiyeti ancak alimler duyar. Ne demek istiyor dikkat ediniz ayette? Yani demiyor zavallı olanlar, cahil olanlar daha çok korkar, daha çok e, sever demiyor. Daha fazla korkar diyor. Kim? Alim olanlar. İnsan bilecek ki korkacak. İnsan bilecek ki korksun. Niye? Çünkü korkunun başlangıcı da ilim. Sevginin başlangıcı da ilimdir. O zaman kişi bir ilimle, bir ilim yüzünden korkuyordur. O ilim yüzünden seviyordur. Bunun içinde ikisi birbiriyle hamur olmuştur. Haşyetteki korku duygusal bir korku olmadığından oradan çıkan sevgi de ilmi bir sevgidir. Kişi haşyet korkusu oluşmamışsa açığa çıkması gereken esas sevgiyi bilemez. Eğer bir kişide gerçek manada haşyet oluşmazsa e, sevgiyi de tadamaz, bilemez yani. Gerçek sevgiyi tadamaz. Bilemediği için de kişi Allah'ı sevdiğini zanneder. Allah'ın esas nasıl sevildiğinin hissi yani Rabbimizi seviyor muyuzun hissi haşyet duygusuyla birlikte oluşan bir şeydir. Yani eğer korkunuz, haşyetiniz yok da ben Allah'ı seviyorum, sevgi üzerine kuruyorum diyorsak bu sevgi doğru bir sevgi değildir. İnsan haşyet duygusunu ve o duyguya ait korkuyu hayatında test edebilir. Müstakilen varım ve muhtarım diyerek tanrılığını ilan eden yapının korkusu sinmedir. Yani o korkuda insan siner. Başka birisindeki bir gücü ben müstakilen varım muhtarım diyorsa, öbürkü de öyle diyorsa tanrılar çarpışıyordur. Öbürkünün gücü fazlaysa buna karşı ne yapar? Siner. Bazıları aslında bu yüzden İslamiyette korkunun anlatılmasını istemezler. Yani korkuyla anlatmayın İslam'ı. Korkutmayın bizi derler. Çünkü Allah'a karşı sinmek istemiyorlardır. O korku Allah'tan uzak tutacağı için Allah'tan uzak kalmak istemediklerindendir. Oysa bahsedilen korku Tanrı korkusu değil kesindir. Yani o haşyet duygusundaki korku tanrısal bir korku değil. Haşyetteki korku Allah'ı doğru ve hakikatiyle tanımanın, yaşamaya çalışan yapının akıl artı imanla yakalayacağı İlmi bir korkudur ki o yaklaştırır. Öyle bir korku ki yakınlık sağlar, yaklaşma sağlar. Oysa bu korku tamamen Allah'a hakkıyla tanımanın, sırrıyla bahşedilen yapının içerisine sokar. İşte bu yüzden tanrılık iddiasının korktuğu en önemli şey haşyettir. Bu yüzden vehmin zulmeti artı şeytan işbirliğiyle korkuyu önlemek ister. Allah'tan korkmanızı istemez. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde dikkat ettiğinizde ancak Allah'ı sevin, yalnız Allah'ı sevin diye bir şeyin sık geçtiğini rastlamazsınız. Ama ancak Allah'tan korkun ifadesini hep görürsünüz. Çünkü oradaki o korkunun içinde zaten önemli bir sevgi var. Eğer o korkuyu yok edersek o önemli sevgiden de perdelenmiş oluruz. İnsanın yok etmesi gereken zulmani yapıyı paramparça edip yok edecek şey haşyetullah'tır. Haşyetullah adı altındaki bu Allah korkusudur. Bu korkudur, haşyet hali cehennemlik yapıyı paramparça eder, yok eder. Yok ederse gerçek yapı, vehmin olan hak yapı kalır ortada. Haşyetullah'ın hissedilebilme ve yaşayabilme derecesi gece daha farklıdır. Mübarek kardeşlerim. Lütfen haşyetullahı önemseyin. Haşyetullahı yakalamak için onu tanımak için gece uyanmalarından, gece salatlarından, gece yürüyüşlerinden yararlanın. Haşyetullahı yakala yakalayabilmek ve hayatınıza ikame edebilmenin gayretini artırmaya şu mübarek kıymetli zaman diliminde bu çalışmalarımızı artıralım. Hatta onu salatlarınızda test edin. Ben rehavette miyim, haşyetullah'ta mıyım diye sık ve hızlı kontroller yapın. Mutlaka haşyetullah'la salat ikame etmeye Mutlaka mesela Maliki Yevmiddin dediğinizde bir haşyet duygusu oluyor mu? Bir bakın din gününün sahibi Allah'tır dediğinde bir bakın başlangıçta herhalde öyle olmayabilir. Ama belli bir zaman sonra daha salata giderken gelirken bacaklarını titremeye başlar. Salat ikam ederken seccadenizde haşyetullah kaplar sizi ve salat boyunca devam eder.'' Haşyetullahı salatta yaşarsanız salattan sonra hayatınıza da haşyetullahı ikame edersiniz. İkame edeceğiniz odur işte. Salatla ne kazanacağız da neyi hayata ikame edeceğiz diyorsak işte salatta kazandığımız haşyetullahı Allah'tan hakkıyla korkabilmeyi, korkunun sevgiyi büyüteceği bu haşyetullahı hayatımıza ikame edeceğiz. Çünkü biz seccadeden kalktıktan sonra salatta kazandığımız haşyetullah hayatta ikame edersek egolarımızın, nefislerimizin şerlerinde çalışamaz hale gelir. Haşyetullah onları parçalar. Ne kadar haşyetullah ikame ediyorsak o iş o kadar dost doğru olur. Tanrısal yapıyı o kadar parçalar. Allah'ın hakkına çok titizlikle riayet etmeye gayret ederiz o zaman. Unutmamak gerekir ki Allah'ın hakkına riayet etmeyenden kul hakkına riayet etmesi beklenemez. Salak ikame etmeden de iyi insan olunur falan diyorlar ya. Allah'ın düzeninde salatta yakalamamız gerekeni, salatta kazanmamız gerekeni kazanmadan hayatımıza nasıl ikame edeceğiz? Allah'ın hakkını, hukukunu teslim etmeden insanın hakkını, hukukunu nasıl teslim edeceğiz? İşte şeytani yapının kula yaklaştığı farklı bir yön. Cenab-ı Allah yarattığı bu düzenin kılavuzu olarak Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gö göndermiş. Bunlara bakarak hayatımızı ve düzenimizi kurmamızı ve kurtuluşa ermemizi emrediyor. Kur'an'da da hakkıyla istifade edebilmek için bize Taha suresinin 3. ayetinde ancak Allah'tan haşyet duyan kimselere bir öğüt olarak indirdik buyuruyor Kur'an-ı Kerim'i. Ya Rabbi indinde en makbul olacak bir şekilde seni düşünebilmeyi, seni anlayabilmeyi, seni anlatabilmeyi, seni sevebilmeyi, sevdiklerini sevebilmeyi, senin tarafından sevilebilmeyi bize öğretiver Allah'ım. Öğrendiğimiz gibi amel edebilmeyi bize nasip ediver. Hayır, hayırla eyleyiver. Onu bize kolay eyleyiver Allah'ım. Allah'ım kesinlikle şehadet ederim ki müstakilen var ve muhtar olan ancak sensin ya Rabbi. Senden başka müstakilen var ve muhtar yoktur Allah'ım. Müstakilen varım ve muhtarım iddiaları yalandır, iftiradır, batıldır, yok hükmündedir. Allah'ım gene şehadet ederim ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz senin, Resulün ve elçindir, senin kulundur ya Rabbi. Bu şehadet üzerine yaşayabilmeyi, bu şehadet üzerine ölümle tadıp tanışabilmeyi ve bu şehadet üzerine tekrar dirilebilmeyi bizlere nasip ediver Allah'ım. Mübarek kardeşlerim rahmetle ve merhamette kalın, selamette olun, Allah'a emanet olun.